İnsandan şüphelenmemek gerekir önce. Memleketin yazarı, çizeri, aydını niçin bu memleketi bir kıyama sürüklesin? Niçin? Sizin bir takım kafanızda problemler varsa, siz ülkeyi bir takım ayrıcalıklara dayanarak yönetmek istiyorsanız, aydınlar buna karşı çıkıyorsa sorun burada. İnsanlar niçin hapis yatar? Niçin acı çeker, niçin Ziver Bey köşklerinde Oktay Urmayun denen işkence karargahlarından geçer? Niçin? Bunun bir nedeni var. Daha iyi dünya, daha iyi demokrasi, daha iyi sosyal adalet, daha ekmek ve özgürlük için. Bir takım insanlara niçin işkence yapılır? Bir takım insanlar 5 yıldan 15 yıla kadar niçin hapsedilirler? İşte bugünkü düzen gibi bir düzen sürsün diye. Niçin? Çünkü bu düzen korkuya, yılgınlığa ve sömürüye dayanıyor. Ben işkencenin olmadığı, düşünce suçunun olmadığı, herkesin silahsız saldırısız, eşitçe ve özgürce tartıştığı, dinci partiyi de Marksist partinin kurulduğu bir düzen istiyorum. Ancak o zaman ki televizyon bütün düşünceler açıklanır, o zaman Atatürkçülük maskesi takmış Abdülhamitçilerle daha iyi mücadele edebiliriz. O zaman rabıta örgütünden devlete maaş bağlatan insanların maskelerini televizyonda halkın önünde yırtma olanağı bulabiliriz. Ama bugün ne oluyor? Bugün arkadaşlar CIA milliyetçiliğine bir takım ideolojik kılıflar büründürerek muhafazakarlık, milliyetçilik, Atatürk inkılapçılığı diye ortaya sürüyorlar. Atatürkçü diyen, kendisine Atatürkçüyüm diyen insan maddevi emperyalizme ve kapitalizme karşı koyar. Madde iki, uşak olmaz uşak! Ne Amerika'ya, ne Sovyetlere, ne Çin'e, ne Avrupa'ya! Uşak olmaz uşak! Madde 3, kuvayi milliye ruhuna sahip olur. Emperyalizme ve kapitalizme karşı halkı örgütler. Atatürk devrimleri için inkılap demez, devrim der, devrim. Arkadaşlar bakın, 2-3 yıl önce yasaklar vardı. 10 kişi, 3 kişi, 5 kişi bir araya gelemiyordu. Bugün ikilide bir aradayız. Yarın bir başka alanda, öbür gün bir başka alanda, daha başka gün Ankara'da Pandoğan alanında, İstanbul'da Taksim alanında, 1 Mayıs'ı da kutlayacağız, 23 Nisan'ı da, 19 Mayıs'ı da, 29 Ekim'i de. Gazeteci Uğur Mumcu saat 13.30'da arabasına bindiği vakit müthiş bir patlama sonucunda hayatını kaybetti. Arabası ise bir hurda yığınına dönüştü.
Tabii bunun kimin tarafından işlendiği bulunup çıkarılır. Ama yazık olmuştur değerli yazarımız Uğur Mumcu'ya, ailesine, Cumhuriyet Gazetesi'nin bütün yazı ailesine ve basınımıza, milletimize başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Ben olayı İslami Kurtuluş Örgütü'nden işledim. Bence kimin üstlendiği önemli değil. Önemli olan mesele gerçekten kimin olduğunu bulunur çıkarılmasıdır. Bulunur çıkarılır. O da yok. Bulunur çıkarılır. Zaten 3 tane faili meçhul cinayet kalmıştı.